Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den Medine'ye davet eden Ensar Medineliler. O gece Akabe'de kendisine buyur ya Resulallah Mekke'de sana huzur vermiyorlar. Etrafındaki insanlara eziyet edip işkence edip hayatlarını sıkıntıya sokuyorlar. Bunların eli gün gelir sana da uzanır. Gel Medine'ye gel biz seni şehrimizde görmek, seni aramızda görmek istiyoruz diye davette bulunup biat etmeye kalkınca orada bulunan Hazreti Peygamberin amcası Abbas radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ortada kalmış sahipsiz vesaire değil biz bir şekilde onu koruyoruz gözetiyoruz, hayatını müdafaa edebiliyoruz, savunabiliyoruz. O bakımdan Rasulullah yanınıza geldiği zaman başınıza neler geleceğini düşündünüz mü hiç? Bir defa Mekke Kureyşlilerini karşınıza alacaksınız. Mekke Kureyşlilerinin tapındığı bu putları ve putlara bağlı diğer Arap kabilelerinin hepsini, Mekke merkezli bu çekim alanının hepsi, hepsinin okları size yönelecek. Yani bütün Araplarla savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle uzun uzun anlatıyor. Verdiğiniz bu sözün neye karşılık geldiğini bilesiniz diye sözü uzatınca orada bulunan Elbera bin Ma'rur Hz. Abbas'ın sözünü kesti. Kefaka yeter artık dedi. Ya Resulallah elini uzat biz sana biat etmek, seni şehrimize davet etmek istiyoruz. Bizim gözümüzü savaşmakla korkutamazsın biz savaşmayı atadan oğula miras olarak alan bir topluluğuz başkaları mal mülk miras alır biz Medine'de hep savaşın miras aldık Medine'de hiç savaş bitmez Yahudiler sürekli evsi hazreci birbirine düşürür ve sürekli iç içe savaşlarla geçen uzun yıllar söz konusudur dediler ki biz savaştan korkmayız bize sen ne vaat ediyorsun onu söyle ey Allah'ın Resulü Allah'ın elçisi dedi ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden malları ve canları karşılığında kendilerine cenneti vermiştir. Cenab-ı Hak onlardan mallarını ve canlarını satın alıp karşılığında kendilerine cenneti vermiştir. Bunu duyunca dediler ki لَا نَقِيلُ وَلَا نَسْتَقِيلُ Biz bundan artık vazgeçmeyiz, anlaştık. Sen aramıza çık gel, biz bu uğurda seni, kendimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız. Gün geldi Resulullah hicret etti. Sonra Mekke harekete geçti ve Mekke ordusunun Mekke'den ayrıldığı, bunların kervanın peşindeyken kervanı kaçırdıkları ve birdenbire Mekke'den çıkan değerli toplu bir ordunun karşısında az sayıda kimseler olarak hatta kimsecikler olarak kaldıklarını anladıkları bir anda Resulullah onlarla istişare etti. Ne dersiniz? ne yaparız, ne ederiz diye. Muhacirler dediler ki savaşırız ya Resulallah. Resulullah'ın gözü ensarı aradı. Ensardan bir cevap bekliyordu. Bunu fark eden bin el esved hemen atıldı dedi ki ya Resulallah şu önümüzde duran denize öylece atılsan biz de senin ardından bu denize atlarız. Derya bile gözümüzü korkutmaz dedi. Yani Mekke'den bizden çok sayıda üç katı büyüklüğünde ordu yola çıkmış hiç mühim değil. Şu gözümüzün alabildiğine büyük gözken derya var ya deryaya dalsan peşine dalarız. Sakın bizi İsrailoğullarının Hz. Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız diyeceğimizi düşünme. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki sen ve Rabbin savaşın. inna ma'akum muqatilun. Biz de sizinle birlikte savaşmaktayız. Resulullah çok memnun oldu. Bunu onlardan duyunca karşılarında üç katı büyüklüğünde Mekke ordusuna sadece kervanın peşine çıkmak üzere Çıkmış az sayıdaki imkanları sınırlı, öyle ağır silahlarla da donatılmış olmayan bu grubun Cenab-ı Hak hakkı tahkik etmek, batılın da üstünü bütünüyle yıkmak, ezip geçmek için liyuhikkal hakka ve yuptilal Cenab-ı Hak dedi ki anlaşsaydınız böyle karşı karşıya gelemezdiniz. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَاكِنْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Ama Allah sonucunu gerçekleştirmek istediği bir şeyi böyle ayarladı ve sizi ordunun karşısına çıkardı. Aynı şeyi Cenab-ı yapıyor dikkat ederseniz. Allah Azze ve Celle'ye verilen sözler وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْعُولًا Mesuliyet doğurur. Cenab-ı Hak bunu gelir sorar. Mısır'da Firavundan bizi kurtarsın yeter ki sen bunu Allah seni göndermiş bize böyle önderlik edeceksin. Varımızla yoğumuzla senin neyiz diyenlerin şimdi şehrin kıyısında biz buraya girmeyiz kardeşim. Git Rabbim ve sen savaş demeye dönüşmesi işte İsrailoğullarında gördüğümüz nahoş bir sahne ve işte Resulullah'ın onları karşılayan Ensar'da gördüğümüz adammıştık. Ya Resulallah Mekke ordusu ne ki şu deryaya dalsan Allah'ın vaadiyle peşine deryaya dalarız. Derya ile denizle savaşmayı göze alacak bir kararlılıkla. Hz. Musa aleyhisselamın ne kadar talihsiz bir sahne ile karşı karşıya olduğunu kestirebilirsiniz.